Boyun fıtıklarında iki türlü bir cerrahi yaklaşım vardır. Bir, önden yaklaşım, iki, arkadan yaklaşım. Kombine yaklaşımları, yani hem önden hem arkadan yaklaşımları daha çok omurilik kanalının daraldığı durumlarda kullanmaktayız. Önden yaklaşımlarda iki omur arasındaki o kıkırdak, ki o belden daha ufaktır, oraya girmekteyiz ve tüm diski çıkartmaktayız. Özellikle omurilik ve sinirlere bası yapan kısmını tamamıyla çıkartmak zorundayız. Eğer bu bir taşlaşmış, yeni kireçlenmiş bir dokuysa bunu çıkartmak zorundayız. Ve sonra da orayı restore etmek zorundayız. Çünkü omurgada çıkarttığımız zaman diski tamamıyla belden farklı olarak çökmekte. Onun için o çökmesini engellemek zorundayız. Bunun için plak, otografler, başka materyaller kullanarak burayı restore etmekteyiz ve sonra plak veya vida sistemleri bunu tespit etmekteyiz. Arkadan yapılan girişimler ise daha çok boyun kası kesildiği için daha fazla ağrılı ve daha az konforlu olmakta. Bunlardaki maksat ise diskteki sadece parçayı, kola giden sinire giden parçayı çıkarmaktadır. Mesela omuriliğe bası yapan disklerde bu yöntem kullanılmamaktadır. Bu süreçte eğer önden gidilen ameliyatlarda tekrar nüks etme şansı yoktur. Çünkü tüm disk çıkartılmaktadır ama üstte ve alttaki diskler dejenere olmaya devam edebilir. Arkada yapılanlarda ise nüks olma şansı vardır ve bu nüks olma şansı sadece parça çıkarıldığı için yapılmaktadır, izlenmektedir. Önden gidenlerde tabii imkan olarak sıkıntılı olmakta, yaklaşım hastayı korkutmakta ama hasta için daha konforlu olmaktadır. Posteriörden, yani arkadan gidişler ise daha çok kanalı genişletmekte veya sadece o parçayı, küçük parçayı alarak yetinmekteyiz.